Merhaba arkadaşlar. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Her iki çizgi arasında eşit hacim gösteren ölçeğe sahip şekil 1'deki kovanın içinde gösterilen seviyede sıvı bulunurken her biri 7,5 birim küp olan demir cisimlerden iki tanesi bu kovaya eklendiğinde şekil 2'deki seviye elde ediliyor. Haliyle suyun yüksekliği artmış oluyor. Şimdi her biri 7,5 olduğu için 7,5 çarpı 2'den 15 birim küp oldu buradaki iki tane demir bilyenin hacmi. Ve siz o zaman şöyle düşüneceksiniz. Buradaki suyun miktarının 15 birim küp yukarı çıkması gerekiyor ki buraya yetişebilsin. Şimdi biz buradaki her iki çizgi arasındaki mesafenin kaç birim küpe eşit olduğunu bilmediğimiz için ve her tarafı her iki çizgi arası eşit hacim dediği için şöyle yapın bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane aralık var. O zaman bu aralıkların her birine x dersek burada 5x kadar sıvı var. Sonra buraya geçiyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane çizgi arası var. Burada da 11x sıvı var. O zaman 5x'ten 11x'e çıkabilmek için 6x daha eklenmiş olması lazım. Eklenen kısmın hacmi 15 olduğu için 6x 15'e eşit. X burada 15 bölü 6'ya eşit. Yani 3 ile sadeleştirirseniz 5 bölü 2. Bize neyi sormuş? Şekil 1'deki kovada bulunan sıvının hacmi. Yani 5x'i soruyor. 5 çarpı 5 bölü 2'den 25 bölü 2. O da 12,5 oldu. Evet, güzel bir soruyla başladık. İkinci sorumuz da aşağıdaki 6 kutunun her birine 1'den 6'ya kadar rakamlar her kutuya farklı bir rakam gelecek şekilde yerleştirildiğinde A, B ve C birer tam sayı oluyormuş. Buna göre A artı B artı C kaçtır demiş. Şimdi 1'den 6'ya kadar rakamlar yerleştiriliyor ve 3'ünün de sonucu tam sayı. Şöyle yazalım rakamları. Şimdi üçünün de sonucunun tam sayı olabilmesi için ikişer ikişer hangilerini alabilirim? Mesela 6 ile 1'i atıyorum aldım diyelim. İşte 5 ile başka bölünen 2 yok. 3'e bölünmüyor, 4'e bölünmüyor. O zaman mecburen 5 ile 1'i almak zorundasın. Mesela ben buraya 5'e 1 diyeyim. Şunlar gitti. Daha sonra 6'nın bölenleri arasında 3 de var, 2 de var. Hangisini alacağıma 4'ten karar vereyim. 4'ü bölmez 3, 4'ü 2 böler. O yüzden 4 ile 2'yi alalım. Son olarak da 6 ile 3'ü alalım. 5'i 1'e böldüğü zaman 5, 4'ü 2'ye böldüğü zaman 2, 6'yı 3'e böldüğü zaman 2 oldu. Bunların sonuçları biri 5, biri 2, diğeri de 2 çıktı. Toplarsanız arkadaşlar cevap 9 oldu. Şimdi geçtim 3. soruma. Demiş ki 72 bin, hatta 72 milyon nüfusu olan bir ülkede vatandaşların aşılanması için 2x10^3 sağlık çalışanı görevlendirilmiştir diyor. Tüm vatandaşların bir kere aşı olması belirlenen hedef 300 günmüş. Yani 72 milyon kişiyi toplam 300 günde aşılayacaklarmış. O zaman biz şöyle düşünelim. Bir günde aşılanması gereken vatandaş sayısını sormuş arkadaşlar. O zaman şöyle düşünün. Normalde bütün sağlık çalışanlarının bir günde aşıladığı vatandaş sayısını bulmak için bunu 300'e bölmemiz lazım haliyle. Şunlar şöyle gitti. 72'yi 3'e böldün. 24. 24'ün yanına 4 tane 0. Onu da 10 üzeri 4 şeklinde yazalım. Bu bir günde aşılanması gereken vatandaş sayısı. Abi bize neyi sormuş? Bir sağlık çalışanının bir günde aşılaması gereken vatandaş sayısını sormuş. Şimdi toplam görev yapan 2x10^3 tane sağlık çalışanı var. O zaman ben 24x10^4 dediğimiz bu bir günde aşılanan toplam vatandaş. O zaman bunu 2x10'un küpüne bölersek bir tane sağlık çalışanına düşen vatandaş sayısını bulmuş oluruz. Buradan sadeleşti 12. Bunlar bölününce 10 kaldı. Yani 12 çarpı 10. Baktık 120 direkt şıklarını yok. Asal çarpanlarını ayrılmış bir şekilde vermiş. Biz de öyle, o şekilde yazalım. 12 2'nin karesiyle 3'ün çarpımı. 10 da 2 ile 5'in çarpımı. Yani şunları çarptığınız zaman 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5 oldu. O da A şıkkı oldu. Şimdi geçtim.
Dördüncü soruma, aşağıdaki şekilde özdeş A, B, C çivilerine, çivilerin uçları duvarın kenarlarına dik konumdayken çekiçle kaç kez vurulduğunda kaç santim içeri girdikleri gösterilmiştir. Yani 3 kez vurulduğu zaman 5/2 santim içeri girmiş. O zaman 1 kez vurulduğu durumu bulalım. 1 kez için 5/2'yi 3'e bölmem lazım. 3 kere de bu kadar vurduysa. O zaman buradan 5/6 santim oldu bir kez vurulduğu zaman B için. A için bakalım. A 2 kez vurunca 3/2 santimetre içeri girmiş. O zaman bir kez vurulduğu zaman 3/2/2'den 3/4 santimetre içeri girecek. Diğeri de 4 kez vurulduğunda 8/3 santimetre içeri girmiş. O zaman bir kez vurulduğunda 8/3/4'ten şunlar sadeleşti 2/3 santim. Şimdi burada dikkat ederseniz özdeş ABC çivileri, yani bu üçünün de boyu birbirine eşitmiş çivilerin, bunu söylemiş. Şimdi diyor ki her kişi kendi çivisini her vuruşta çivi aynı uzaklıkta duvara girmektedir. Çivilerin uçları duvarın kenarlarındayken aile A çivisini A kez vurmuş. Şimdi bir kere de 3/4 santimetre vuruyorsa A kere de 3/4 çarpı A santimetre içeri girer. Berna B çivisine B kez vurmuş. B kez vurursa bir kere de 5/6 santim giriyor. B kere de 5/6 çarpı B kadar içeri girer. Ceylan da C kez vurmuş. O zaman o da 2/3 çarpı C'de. Bunların tamamı duvarın içine girdiğine göre. Şimdi bu kadar vurunca tamamı duvarın içine giriyorsa bunların çarpımları birbirine eşit olmaz mı? Çünkü çiviler özdeşti. Çarptığı zaman çivinin boyunu veriyor. O çivinin boyu da üçü de özdeş olduğu için eşit. Şimdi buradan şöyle yapalım öncelikle. Bunların üçünün paydalarını bir eşitleyelim. Burayı 3 ile, burayı 2 ile, burayı da 4 ile genişletelim. Burası ne olur? 9A/ paydalar aynı olduğu için paydaları yazmıyorum. Hiç üst tarafları yazıyorum. Yukarısı 10B oldu. Bunun da yukarısı 8C oldu. Şimdi baktım 9, 10 ve 8'in en küçük ortak katı ne olur arkadaşlar? 9, 10 ve 8'in. 180 olmaz. 360 mı oluyor? 360 oluyor gibi. Buradan 369'a böldüğünüz zaman 40 oluyor. 360'a böldüğün zaman 36 oluyor. 360'ı 8'e bölersen de 45 mi oluyor? 45 oluyor. Şimdi o zaman gençler burada C en büyük oldu bakın. Ondan sonra A geldi. En küçük de B. C, A, B sıralaması oldu. O da Edirne'ymiş. Şimdi geçtim 5. soruma. 5. soruda demiş ki A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere kök A ile kök B çarpımının sonucu bir tam sayı ise A ve B sayılarına bir rasyonel çift denir demiş. Örneğin kök 20 ile kök 5'in çarpımı kök 100'den dolayı 10'a eşit. Şimdi burada 20 ve 5 sayıları rasyonel çifttir demiş. Buna göre A kök x çarpı kök y olmak üzere rasyonel çifti oluşturan x ve y'nin toplamı 10 olduğuna göre A sayısı hangisi olabilir? Şimdi buradaki kök x ile kök y'nin çarpımı A'ya eşit ya. Bu çarpımın sonucu, yani şöyle olacak, x çarpı y olacak. İçerideki sayı, x çarpı y dediğimiz sayı, böyle bir sayının tam karesi olsun ki kök dışına tam çıksın. Mesela küçük a'nın karesi diyelim atıyorum. Şimdi bu x ve y'nin toplamı da 10'muş. Yani şimdi toplamları 10 yapan, çarpımları da tam kare olan ifadeler bulacağız. Şimdi toplamları 10 yapan ne var? 1'e 9 var, 2'ye 8 var, 3'e 7 var, 4'e 6 var, 5'e 5 var. Daha fazlası zaten ters dönünce yine aynı sayılar geliyor. Şimdi 1'e 9 dersek çarpımları 9 olur. 9 tam kare bir sayıdır, sağlar. 2 ile 8 çarpımları 16. 16 tam kare bir sayıdır, sağlar. 3, 7, 21 tam kare değil, sağlamadı. 4, 6, 24 tam kare değil, sağlamadı. 5, 5, 25 tam kare, bu sağlar. Şimdi diyor ki A sayısı için. A sayısı dediğimiz, şimdi yerine yazarsanız 9'u burada yerine yazınca A buradan 3 gelir. 16'yı burada yerine yazınca A buradan 4 gelir. 25'i yerine yazınca A buradan 5 oluyor. Yani 3, 4 ve 5 gelebiliyor A sayıları. Baktık. Birincisinde 4 var olabilir. 5 var olabilir. Ama 6 hiçbir şekilde olmuyor. 6 olması için
36 olması lazım ki o da toplamları 10 olmaz 36'nın çarpanlarından. O yüzden 1 ve 2 dediniz cevaba. Şimdi geçtik. 6. sorumuz. 6. sorumuzda x, y, z tam sayılar ve a, b, c bu şekilde bakın x, x çarpı y, x çarpı y çarpı z şeklinde verilmiş. Sadece bir tanesi çift sayıdır demiş a, b, c'den. Hangisi tek sayıdır? Şimdi a, b, c'den sadece bir tanesi tek sayıysa bakın x üçünde de ortak. X'e çift verirsen 3'ü de çift olur sağlamaz. Y ikisinde de ortak. Y'ye çift verirsen ikisi de çift olur sağlamaz. O zaman z'ye çift vereyim ki z sadece c'de var bakın. Sadece c çift olsun, diğerleri tek olsun. Yani bu durumda x tek tam sayı, y de tek tam sayı ama z çift tam sayı. Şimdi buna göre hangisi tek sayıdır demiş. 2'ye, 2'ye zaten çifttir. Z'nin kendisi de çifttir. Toplarsanız çift olur, sağlamaz. X artı y, tek ile tekin toplamı çifttir. Bu da sağlamadı. Y çarpı z, biri tek, biri çift. Çarptığınız zaman bu da çift olur, bu da sağlamaz. 2x zaten çift, y dediğimiz tek. Çift ile teki toplarsanız arkadaşlar gerçekten de tek yapar. O yüzden denizi sağlar. Hatta şuna da bakalım. 3z çift olur, 2x de çift olur. Toplarsam çift olur, bu da sağlamaz. O yüzden sağlayan deniz de oldu. Şimdi geçtim 7. soruma. 7. soruda aşağıdaki gerçek sayı doğrusunu gösterilen her ardışık iki nokta arası eşit uzunluktadır demiş. Şunların hepsi eşitmiş, bunu söylüyor. Şimdi A'nın mutlağı ile B'nin mutlağı birbirine eşitse arkadaşlar, o zaman benim bu noktayı sıfır olarak almam gerekiyor ki bunlar mutlak olarak birbirine eşit olsunlar. Çünkü sıfır alırsam burası uzunluk olarak A birim olacak, burası da uzunluk olarak B birim olacak. Eşit olmaları için A ile B'nin eşit ama mutlak olarak eşit, uzunluk olarak alıyoruz çünkü. Yani atıyorum A eksi 5 ise atıyorum B 5 olması lazım, ters işaretli olması lazım. Ama tabii eksi 5 olma şansı yok. Şimdi burası 0, burası eksi 4 ise o zaman A'ya eksi 2 verelim ki 2 eşit parçaya bölünsün. O zaman B de artı 2 olur arkadaşlar. O zaman bu aralık 2 birim gelmiş olur. 4 olur. Mesela burası 6 olur. Sonra getirip bu değerleri burada yerine yazarız. Şimdi A'nın değeri eksi 2 çıktı. C'nin değeri 6. Artı B'nin değeri 2. Eksi A'nın değeri eksi 2. Şimdi buradan eksi 8 mutlak dışına 8 olarak çıkar. Buradan da 4 mutlak dışına 4 olarak çıktı. Ve buranın cevabı da 12 gelmiş oldu. Geçtim 8. soruma. Diyor ki aşağıda aynı bölümde bulunan pillerin her birinin tane fiyatı şekildeki gibi gösterildiği gibi dedi. Şekildeki durumda bir süre sonra bu pillerden bir miktar satılınca her bir bölümdeki pillerin toplam değerleri eşit oluyormuş. Buna göre satılan toplam pil sayısı en az kaçtır demiş. Bakın kalan pillerin değerleri birbirine eşit oluyor. Atıyorum burada A kadar pil kaldı. Burada B kadar pil kaldı. Burada C kadar pil kaldı diyelim. Bu A pil, kalan pilin tanesi 10 lira. Bu kalan B pilin tanesi 15 lira. Kalan C tane pilin tanesi 6 liraysa bu kalanların değerleri birbirine eşittir dediği için bunların üçünü birbirine eşitledi. Sonra arkadaşlar buradan 15, 10 ve 6'nın en küçük ortak katı 30'dur. Şimdi pil sayısı, satılan pil sayısı en az dediği için burada en küçük ortak kattan gidebiliriz. Şimdi o zaman A'ya 3 veririm, B'ye 2 veririm, C'ye de 5 veririm. En küçük olması için 30'un katlarından da gidebilirsiniz ama en küçük olması için dediğim gibi mecburen 30'u verdik. Şimdi 3, 2 ve 5 dedik. Şimdi burada demek ki 3 tane pil kalması için kaç tane satılması lazım? 4 tane. Burada arkadaşlar 2 pil kalması için kaç tane satılması lazım? Buradan da 4 tane. Burada da 5 pil kalmasını istiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pil kalması için buradan da yine 4 tane satılması lazım. 4, 4, 4'ten en az 12 tane pil satılması gerekiyordur diyeceğiz. Geçtim 9. soruma. Her birinin yüksekliği 18 birim olan 7 kutunun 5'i kalınlığı ihmal edilen ve zemine paralel yüzeye sahip masanın üzerinde ikisi masanın altında zemin üzerinde şekildeki gibi konumludur demiş. Yani bunların her birinin yüksekliğinin 18 olduğunu söylemiş.
masanın da ağırlığını yüksekliğini ihmal etmiş. Burada arkadaşlar bunlar iki basamak sayıları olduğunu söylemiş. Masa yüzeyinin yerden yüksekliği en çok kaç birimdir demiş. Yani aslında BA'nın en büyük değerini sormuş. BA'nın en büyük değeri. Şimdi bizim burada ne yapmamız lazım onu düşünelim. Şimdi şu uzunluk tamamen BA. Okey. BA ile siz buradaki 5 tane 18 birim yüksekliğindeki kutunun uzunluğu toplarsanız burası tamamen uzunluğu olmaz mı arkadaşlar? Şurası BA kadar bakın. BA artı 5 tane 18. Şurası her birisi 18 yüksekliğinde olduğu için 5 tane 18. Buranın tamamını verecek. Sonra şöyle düşünün. Şuraya kadar olan kısmı bana AB olarak vermiş. AB ile de 2 tane şuradaki kutunun yüksekliğini toplarsam yine buranın tamamını vermeyecek mi bana? O zaman AB artı 2 kutunun yüksekliği de 2 çarpı 18. Bunlar birbirine eşit olacak. İkisi de aynı. Yani masanın ayaklarıyla ta ki en yüksekteki kutunun üstüne kadar olan mesafeyi verdi. Şimdi bu durumda bizim BA'yı bulmamız lazım. Şöyle yapalım. Şunu bu tarafa atalım. Bunu hatta tam tersi yapalım. Bunu bu tarafa atalım. Bunu bu tarafa atalım. Şimdi burada 2 tane 18'i çıkarırsam 5 tane 18'den 3 tane 18 kaldı. Karşı tarafta AB eksi BA oldu. Daha sonra 3 tane 18 eşittir diyelim. Şimdi burada 10A var. Burada A var. 10A'dan A'yı çıkarırsam 9 tane A kaldı. Burada B var. Burada 10 tane B var. B'den 10B'yi çıkarırsan arkadaşlar ne kalıyor geriye? 9B. Eksi 9B ama. Şimdi buradan buraya da 9 parantezine alınca A eksi B 3 çarpı 18. Şunlar sadeleşince 2. A eksi B eşittir 6 geldi. Şimdi A eksi B 6 ise ben bu durumda nasıl düşünebilirim ona bakalım. Şimdi mesela burada en çok dediği için mümkün olduğunca yüksek sayı vermeye çalışacağım. Yani burada BA'nın en çok olmasını istiyoruz gerçi. O zaman B'ye mümkün olduğunca yüksek sayı düşünelim. En yüksek kaç verebiliriz? Şimdi B'yi yüksek tutmak istiyorsam A'yı da yüksek tutmam lazım. Çünkü fark alıyorum. O zaman B'ye en yüksek A'ya 9 verirsem B'ye en yüksek 3 verebilirim. 3'ten daha yukarıya çıkamam. O yüzden 9'a 3 verdim. O zaman BA dediğim sayı da 39 oldu. Alabileceği en yüksek değer 39 çıktı. Evet geçtim 10. soruma. En alt katı 1. kat, en üst katı 7. kat olan şöyle yapalım. Binayı çizelim bence. Daha garanti olsun. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar 7 katlı bir bina varmış. 20 metre uzunluğundaki bir halatın ucu binanın yan yüzeyinde en üst noktaya sabitlenerek yani şuraya halat serbest bırakıldığında halatın diğer ucu 3. katın yan yüzeyinde herhangi bir yere denk geliyor. 3. kat burada herhangi bir yere denk geliyor. Şimdi o zaman binanın yüksekliği hangileri olabilir demiş. Şimdi burada arkadaşlar şöyle her katı aynı yükseklikte de dediği için her katına x diyelim. X, 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 x. Şimdi bu halatın da boyu 20 metre olduğu için şimdi halat şuradaki 4x'ten daha büyük olmak zorunda ki arkadaşlar 3. kat seviyesine gelebilsin. O zaman halatın boyu 20 metre 4x'ten daha büyük. Ama 5x'ten küçük olsun. Eğer 5x'i aşarsa 2. kata düşer. Olmaz. O yüzden 5x'ten de küçük olması lazım. Şimdi bu ikiliyi ayrı ayrı düşünürsek arkadaşlar 4x küçüktür 20 dediğiniz zaman her tarafı 4'e bölerseniz x küçüktür 5 olur. Burayı da ayrı 20 küçüktür 5x ise buradan her tarafı 5'e böldüğünüz zaman 4 küçüktür x. Bunların ikisini birleştir. X 4'ten büyük 5'ten küçük geldi. Şimdi bize binanın yüksekliğini yani 7x'i sormuş. 7x için her tarafı 7 ile çarparsanız 28 küçüktür 7x küçüktür 35 olur. Yani binanın boyu 28 ile 35 aralığında bir sayı olmak zorunda. Baktık 36 bu aralıkta değil gitti. 32 bu aralıkta olabilir. 27 bu aralıkta değil bu da gitti. O yüzden yalnız 2'dir diyebilirsiniz. Güzel bir eşitsizlik sorusu olmuş gençler.
Şimdi geçtim 11. soruma. 11. sorumda 3 basamaklı bir K doğal sayısının ilk iki basamağındaki doğal sayı ile son iki basamağındaki doğal sayı toplandığında elde edilen değer 3 ile tam bölünebiliyorsa K sayısı üçlük sayıdır demiş. Şimdi 614 bakın 61 ile 14 olarak ayırmış. 75 sayısı 3 ile tam bölünebildiği için bu üçlük sayıdır demiş. O zaman biz de ne yapalım? Burada verilen 3A4'ü 3A'ya A4 şeklinde ayıralım. Bunların toplamı 3'ün bir katı olması gerekiyor. Şimdi 3'ün katında bakmamız gereken şey sayının rakamları toplamı değil miydi? Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olursa sayı 3'e tam bölünüyor. O zaman ben buradaki rakamları toplarım 3 artı A. Buradaki rakamları da toplarım A artı 4. O zaman bunun 3'ün katı olması lazım. Atıyorum buna da 3L diyelim. Şimdi buradan 2A artı 7'nin 3'ün katı olması lazım. Diyorum ki şimdi bize A'nın en büyük değerini sormuş. Bunu sağlatacak en büyük A'yı istiyor bizden. Önce küçükten başlayalım. Ben buraya en küçük 1 yazarsam burası 3'ün katı olur. Sonra bir 3 arttırayım. 4 olsun. 4 de sağlar bakın. 8, 7, 15. Bir 3 daha arttırın burayı. 7 de sağlar. 14 artı 7'den 21 olur. Ama bir 3 daha arttırdığınız zaman artık rakam olmuyor orası. O yüzden en büyük alabileceği değer 7'dir diyebilirsiniz. Şimdi geçtim 12. soruya. Demiş ki Ahmet 5, 3 ve 2 kilogram olmak üzere 3 farklı türden şöyle yazalım. Ahmet 5 kilogram, 3 kilogram ve 2 kilogram olmak üzere 3 farklı türden. Selim de 3 kilogramlık, 2 kilogramlık ve 1 kilogram olmak üzere 3 farklı türden yeterli miktarda ağırlıklara sahiptir diyor. Selin'in 10 kilogramdan ağır bir kutusu vardır. Selin'in kutusu 10'dan daha büyükmüş. Her iki kişi sahip oldukları farklı türden ağırlıkları en az bir kere, yani hepsi bir defa kullanılacak. En az bir kere. Ve çanta ve kutusunu atarttığında Ahmet'in ve Selin'in kullandığı ağırlık sayısı sırasıyla A ve B oluyor. Burada A tane ağırlık, burada B tane ağırlık kullanılmış ve A büyüktür B. Yani Ahmet'in kullandığı ağırlık Selin'in kullandığı ağırlıktan daha fazlaymış. Ağırlık sayısından bahsediyor. Bakın dikkat edin. Çantanın ve kutunun kütleleri toplam en az kaç kilogram olabilir? Şimdi en az diyor. Dikkat edin oraya da. Şimdi şöyle diyeceğim. Selin'in ağırlığının 10 kilogramdan büyük olduğunu bildiğim için Selin'e bu şekilde değerler vereceğiz. Mesela 3, 2, 1'den birer kez aldığı zaman şu anda ağırlık elindeki 6 kilogram. 6 kilogramdan onun üstüne çıkmak için ne yapabiliriz? Mesela ağırlığı fazla olandan daha şey alalım ki az sayıda olsun mümkün olduğunca. O zaman şöyle yapalım. Bundan bir de bir kere daha alırsam 6'nın üstüne 3 oluyor, 9 oluyor. O zaman 9'un üstüne şuradan da bir kere daha alırsam 2 eklediğin zaman 11 oluyor. Onu aşmış oluyoruz. Mesela şu anda toplam ağırlığımız kaç tane oldu bakın? 5 tane ağırlık oldu. Şimdi bu 5 tane ağırlıktan daha fazla ağırlığa sahip olması lazım A'nın. Çünkü buraya 5 tane verdik. Yani burada A büyüktür B olduğu için B'ye 5 bulduysak atıyorum buna da en az 6 vermemiz lazım. 6 tane ağırlık olması lazım. Şimdi o zaman 6 tane ağırlık vereceğiz ama bu sefer de en az kaç kilogram olabilir dediği için 2 kilogramları fazla kullanalım ki ağırlığın toplamı mümkün olduğunca küçük olsun, az olsun. O zaman ben şu anda 3 tane kullandım. O zaman toplam 6 tane ağırlık elde etmek için 3 tane daha direkt 2 kilogramdan alsam şu anda ne olur? 5 kilogramdan bir tane kullandım, 3 kilogramdan bir tane, 4 tane de 2 kilogramdan kullandım. 8 artı 8'den şu anda 16 kilograma ulaştım. Şimdi diyor ki çantanın ve kutunun kütleleri toplamı. Şimdi bunların kütleleri toplamı diyorsak birini 16 bulduk. Birini de 11 bulduk. En az dediği için mümkün olduğunca bakın 10'a yakın değer 11 olarak aldık. Topladığınız zaman 27 oldu. Evet geçtim. 13. soruma. Demiş ki aşağıda bir binanın dairelerine ulaştırmak üzere posta kutularına konulmuş toplam 11 tane zarf gösterilmiştir diyor. Posta kutularında gösterilen beyaz zarflar mektup, sarı zarflar da arkadaşlar fatura olmak üzere
Fatura gönderilen daire numaralarının kümesi A'ymış. Mektup gönderilen daire numaralarının kümesi B. Çift numaralı dairelerin numaraları kümesi de arkadaşlar C kümesiymiş. Buna göre diyor A fark B kesişim C kümesi elemanların toplamı kaçtır demiş. O zaman şöyle yapalım bakın. A fark B ne demek? Fatura gönderilen kümeden mektup gönderilen kümeyi çıkar diyor. Yani şöyle hem fatura hem mektup olanlardan mektup olanları çıkaracaksın. O zaman benim elime şu kalıyor. Sadece sarı renk kalıyor. Çünkü bakın beyazlar mektup, sarılar fatura. Şimdi A fark B demek fatura da mektubu çıkar demek. Kesişim C. C de çift numaralar. Şöyle Türkçeleştirerek yazdım. Şimdi faturadan mektup çıkardığı zaman, şimdi fatura gönderilenler arkadaşlar sarı renkli olanlar. Şimdi sarı renklilerin tamamını düşünün. İşte 1 var, 3, 5, 6, 7, 10. Bunda mektupta gönderilenleri çıkarıyorsunuz. Mektup gönderilenler bakın şunlar çıkacak o zaman. Çünkü bunlarda hem fatura var hem mektup var. O zaman sadece sarılar kalmıyor mu geriye bakın. 3, 6 ve 10 numara kalıyor burada. Kesişim çift numara. Çift numara da 2, 4, 6, 8 ve 10. Bunları kesiştirdiğiniz zaman ne oluyor kesişimde? 3 yok. 6 var. Bir de 10 var. Kesişimde elemanları toplamı istemiş. O da 16 yaptı. Şimdi geçtim 14. soruma. 14. sorumda demiş ki X ve Y birer doğal sayı olmak üzere. Şimdi P önermesini vermiş. Q'yu vermiş. Q ise P'de 0. Şimdi ise durumunda tek bir durumda 0 çıkıyordu. O da 100 durumu diyorduk hatırlayın. Şöyle 1, 0, 0, 100 oluyordu. Şimdi Q'nun doğru olduğunu söylemiş. O zaman P'nin yanlış olduğunu. Bunu sağladığına göre X, Y sıralı ikilisi aynısı olabilir. Şıklardan bakacaksınız. P'nin yanlış, Q'nun doğru çıkması gerekiyor. Şimdi 14'ü siz X gördüğünüz yere yazarsanız kök 14. Şimdi bu 3'ü kök 9 olarak düşünün. Kök 14 kök 9'dan büyüktür. Bu doğrudur ama yanlış olması gerekiyordu. Bu elendi. 9. Şimdi bu kök 9. Bu da kök 9. Bunlar eşit çıktı. Yanlışlık sağlandı. 4 burayı doğru yapıyor mu bakalım. Kök 4 de 2 yapıyor. Eşit oldu. Bu da sağlamadı. O zaman bu da gitti. C'ye bakıyorum. 2, 3. 2 burada yerine yazınca kök 2 kök 9'dan büyük değildir. Küçüktür. O yüzden bu arkadaşlar yanlış. 3'e baktınız. Kök 3 2'den küçüktür. Çünkü 2 dediğimiz kök 4'tür. O yüzden sağlar. O yüzden bu da bakın bu direkt sağladı gördüğünüz gibi. Şuna şu oldu diyelim. Yine diğerlerini inceleyelim tabii ki. 3'ü burada yerine yazınca kök 3 kök 9'dan büyük değildir. Bu sağladı. 4 kök 4 2 eşit çıktı bakın. Bu sağlamadı. Sonra 5'e 8 5'i yerine yazdığınız zaman kök 5 kök 9'dan büyük değildir. Bu sağladı ama kök 8'i burada yerine yazdığınız zaman kök 8 2'den küçük değildir. Bu da sağlamadı ama bunu sağlaması gerekiyordu. O gitti. O yüzden C dedik cevabımız. Şimdi geçtim buraya gençler. Burada da aşağıda gösterilen dik koordinat düzleminin birinci bölgesi kenar uzunluğu bir birim olan kare bölümleri ayrılıp bu bölümler kırmızı ve sarı renkli boyanmıştır diyor. Dik koordinat düzleminde A 0 ile 5 sayısı bir tam sayı ve x eşittir A doğrultusunun solunda kalan kırmızı boyalı da kare sayısı KA sarı boyalı kare sayısı da SA ile gösteriliyormuş. FA'yı da KA ile SA'nın mutlak değeri olarak göstermiş. Şimdi bu ifade ne demek? F'in içinde, F'in içinde F5 demek. Öncelikle F5'i bulalım. Yani burada A gördüğün yere 5 yazarsan K5 eksi S5. Yani diyor ki şurada A yerine 5 yazdığınız zaman X eşittir 5 doğrusunun solunda kalan kırmızı boyalılar K5'i verecek. Şimdi solunda kalan kırmızı boyalılar buradakilerin tamamı zaten. 3, 6, 7, 8, 9 tane kırmızı var. Şimdi toplamda 5 çarpı 4'ten 20 tane kare var. 9'u kırmızıysa 11 tanesi de sarıdır. 9 eksi 11'den eksi 2'nin mutlağından 2 çıktı. Yani şuranın sonucu 2 geldi. Aslında ben F2 arıyorum şu anda.
2 için de x eşittir 2 doğrusunun solunda kalan kırmızılar eksi sarılar. Yani k2 eksi s2. Şimdi sol tarafta kalan kırmızı sayısı 2 tane, sarı sayısı da 2, 4, 6 tane. X4'ü mutlandan 4 geldi. Yani şurası da 4 çıktı. Yani son olarak F4'ü bulmaya ihtiyacım var. Hemen F4 için K4 eksi S4. Yani X eşittir 4 doğrusunun solunda kalan kırmızılar eksi sarılar. Şimdi bu X eşittir 4'ün solunda kalan kırmızılar 2, 5, 6, 7 tane kırmızı var. Sarı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Buradan eksi 2'nin mutlandan 2 çıktı cevabımız.